Evliya Çelebi. Doğum 1611, ölümü 1682. Evliya Çelebi, uluslararası ün kazanmış büyük Türk gezginidir. 17. yüzyılın en büyük yazarlarındandır. İstanbul'da Kumkapanı'nda doğdu. Babası Derviş Mehmet Zilli, sarayın kuyumcu başısıydı. 114 yaşında ölmüştür. Evliya Çelebi, babası 77 yaşındayken doğmuştur. Mehmet Zilli, Sultanahmet Camisi'ndeki süsleme işlerini yapan sanatkarlardandı. Padişah münasipliği de etmiştir. Ailesi aslında Kütahyalıydı, fetihten sonra İstanbul'a yerleşmişlerdi. Evliya Çelebi ilk öğreniminden sonra 7 yıl medreseye giderek orta öğrenimini tamamladı. Enderun'a yani saraya mahsus üniversiteye girerek burada ilerledi. Ayrıca hafız oldu, babasından da güzel sanatlar öğrendi. Biraz şairliği de vardır. Bilhassa müziğe çalışan ve sesi pek güzel olan Çelebi, 4. Murat'ın da takdirini kazanarak dayısı damat Melek Ahmet Paşa'nın da iltimasıyla 1635'te 24 yaşında padişahın şahsi hizmetine alındı. Evliya Çelebi 1639'da 40 akçe gündelikle saray hizmetinden çıkarıldı. Büyük bir araştırma merakı, ince bir zekası olan Çelebi, seyahatlerini 1630'da gördüğü bir rüyaya bağlar. Anlattığına göre rüyasında Hazreti Peygamber'i görmüş, şefaat diyeceğini heyecandan seyahat ya Resulullah demiş. Peygamber de gülümseyerek onun dileğini kabul etmiş. Çelebi'nin 10 büyük ciltlik seyahatnamesinde ilk cildi bir İstanbul ansiklopedisi mahiyetindedir. En ince teferruatına kadar şehri inceler. Çelebi, Batı Anadolu'da ilk seyahatlerinden sonra babasının manevi oğlu olan Trabzon Beylerbeyi Ketenci Ömer Paşa ile birlikte Trabzon'a gitti. Buradan Karadeniz'in bütün doğu kıyılarını gezip 1641'de Kırım'a geçti. Bahadır Girayhan'ın yanında uzun müddet kaldıktan sonra deniz yoluyla İstanbul'a döndü. 1645 Giriş Seferi'ne katılarak Hanya'nın fethinde bulundu. 1646'da akrabası olan Defterdarzade Mehmet Paşa Erzurum Beylerbeyi olunca onun yanında Doğu Anadolu'ya gitti. Gürcistan'ı, Güney ve Kuzey Azerbaycan'ı, bu arada Tebriz'e Bakü'yü gezdi. 1648'de İstanbul'a döndü. Aynı yılın yazında Şam Beylerbeyi olan Murtaza Paşa'nın yanında Suriye'ye gitti. Lübnan'ı, Filistin'de gezdikten sonra Murtaza Paşa'nın Sivas Beylerbeyi'ne getirilmesi üzerine Orta Anadolu'ya geldi. 1650'de Paşa'nın azli üzerine İstanbul'a döndü. Dayısı damat Melek Ahmet Paşa sadrazam olunca onun yanında önemli bir yer elde etti. Paşa'nın sadaretten özü Beylerbeyi'ne getirilmesiyle de Çelebi Avrupa gezilerine başladı. Bulgaristan'ı Dobruca'yı gördü, 1653'te İstanbul'a döndü. Bu arada Konya'ya gitmiş, Melek Ahmet Paşa'nın Van Beylerbeylerine atanması üzerine gene onun yanına katılmıştı. Diplomatik görevlerle İran'a gelen Çelebi, bu arada Irak'a kadar gidip Bağdat'ı inceledi. Melek Ahmet Paşa'nın tekrar özüye atanması üzerine Avrupa'ya geçti. Erdel'de, Transilvanya'da, Besarabya'da, Ukrayna'da gerek Paşa'nın gerek Kırım Hanı 4. Mehmet Giray'ın yanında hizmet etti. 1657 sonunda İstanbul'a dönüp yengesi Kaya Sultan'ın, 4. Murat'ın kızı, sarayında dinlendi. Küçük gezilerden sonra tekrar Avrupa'ya giderek Romanya'da, Macaristan'da çeşitli görevlerde bulundu. Bu sıralarda dayısı Melek Ahmet Paşa Bosna Beylerbeyi görevinde bulunuyordu. Bosna'yı, Hersek'i, Dalmaçya'yı, Hırvatistan'ı gezen Evliya Çelebi, dayısının merkezi Sofya olan Rumeli Beylerbeyi olması üzerine tekrar Transilvanya'ya gitti, kışı Belgrad'da geçirip Arnavutluğu gezdi. Sadrazam ve Serdar-ı Ekrem Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa'nın Almanya seferinde yanında bulundu. Vaktiyle Köprülü Mehmet Paşa'ya olduğu gibi Fazıl Ahmet Paşa'ya da hizmet etti. Ünlü Uyvar fethinde bulundu. Almanya İmparatorluğu'na olağanüstü büyükelçi atanan Kara Mehmet Paşa'nın yanında Viyana'ya giderek İmparatorluk Sarayı'nı bize anlattı. Her iki medeniyeti birbiriyle karşılaştırarak Türk medeniyetinin üstünlüklerini belirtti. Macaristan'a dönen büyük seyyah, Romanya ve Kırım'daki uzun işlerden sonra Kuzey Kafkasya'ya, Dağıstan'a, Hazar kıyılarına, Volga'ya kadar gitti. Kırım'a döndü. Balkanları geçerek 1668'de İstanbul'a döndü. Fakat seyahat etmek merakı iliklerine işlediğinden 7 aydan fazla oturamadı. Bu sefer Türkiye'nin bugünkü Yunanistan ve Mora'daki illerini gezmeye başladı.
Mora'dan Girit'e geçti, Arnavutluk'ta dolaştı, 1670'te tekrar İstanbul'a döndü. 21 Mayıs 1671'de yanına 8 kölesini de alarak sonuncu gezisine çıkan Çelebi, Ege Adalarını, Güney Anadolu'yu, Suriye'yi dolaştı. Hicaz'a gidip hacı olduktan sonra Mısır'a gitti. Burayı çok beğendiği anlaşılan Çelebi, Kahire'de 9 ile yakın kaldı. Yalnız bu arada birçok kereler Sudan'a, Eritre'ye gidip geldi, ticaret yaparak çok para kazandı. Bu arada bir kere daha Hicaz'a gidip tekrar hacı oldu. Bundan sonra da seyahatnamesinin 10. cildi bittiğinden Mısır'da mı, İstanbul'a dönüp burada mı öldüğü bilinemiyor. Evliya Çelebi seyahatnamesi 10 büyük cilt halinde İstanbul'da basılmıştır. Ayrıca bu geniş eserden yapılan seçmeler pek çok antoloji halinde yayınlanmıştır. Eserden parça parça yapılan çeviriler Batı ve Balkan dillerinde yayınlanmış olduğu gibi Batılı araştırmacılar tarafından da sıklıkla incelenmiştir. Evliya Çelebi'nin kendine has zarif üslubu ona pek çok hayran kazandırmıştır. Bu büyük eser 17. yüzyıl Osmanlı Türklerinin tarihi, folklörü ve medeniyeti bakımından çok değerli bir hazinedir.